Mardin ve Ahmet'te yaşanan yangından da aynı durumla görüyoruz. Aslında her yıl çıkan ama köylülerin kendi çabalarıyla söndürdükleri yangınlara dair devlet hiçbir hazırlık, hiçbir önleyici tedbir yapmadığını görüyoruz. Yangının köylülerin ifadesiyle elektrik iletim hatlarından kaynaklandığı söyleniyor. Aslında bu valilik bunu reddediyor, anızdan çıktığını söylüyor ya da oradaki dağıtım şirketi DEDAŞ da kendini savunmak için anızdan yangının çıktığını söylüyor. Aslında bunun hiçbir önemi yok çünkü 13 insanın ölmesi, yüzlerce hayvanın ölmesindeki temel sebep yangına karşı önlem alınmamış olması ya da yangının hemen söndürülmesi için devletin kendi imkanlarını sebebi ederek yangını söndürmeye girişmemiş olması belirleyici bir faktör. Dolayısıyla burada esas mesele zaten her yıl yaşanan yangın felaketleri karşısında devletin, oradaki valiliklerin, kamu idaresinin yangın söndürme helikopterleri, yangın söndürme uçakları bulundurmamış olması önemlidir. Kuşkusuz köylerin dikkat çektiği yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklandığı meselesi çok önemli bir meseledir. Çünkü elektrik iletim hatları özelleştirildiğinden beri oradaki bölgedeki elektrik iletim hatları rehabilite edilmiyor, yenilenmiyor. Dolayısıyla bölgede sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. Hatta haftada 4 gün elektrikler kesildiği durumlar yaşandığı söyleniyor köylüler. Ve bu durumun düzeltilmesi için de gerek TEDAŞ'a, gerek valiliklere yüzlerce kez başvuru yaptıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla burada ikinci bir ihmalle karşı karşıyayız. Devlet ve şirket oradaki iletim hatlarını yenilemeyerek bir aslında bu tür orman ve tarım alanlarındaki yangınlara çanak tutmuş oluyor. Şirketin bu konudaki savunması da aslında trajik bir savunma. Ne zaman orada bir yangın çıksa ya da özellikle bu tarım sezonunda elektrik kesintileri yaşansa ve halk buna tepki gösterse kayıp kaçakları gerekçe gösteriyorlar. Şirket bölgede kaçak elektrik kullanımını bahane ederek bölgeye yatırım yapmamayı savunuyor. Bu yangının bu açıdan sorumlusunun en başta şirket ve kamu idaresi olduğunu görmek lazım. Dolayısıyla ortadaki iktidar kuşkusuz bu şirkete bu pervasızca hareket etmesini, oradaki altyapının değiştirilmesi konusunda gerekli sorumluluğu yerine getirmemesi konusunda şirket kuşkusuz iktidardan güç alıyor ve aslında en temelde de iktidarın, devletin orada yürüttüğü güvenlikçi politikalardan, savaş politikalarından aslında güç alıyor. Çünkü şirket sırtını devlete, iktidara yaslıyor ve oradaki yapması gereken, yerine getirmesi gereken, kendi kanunların gereğince yapması gereken işleri yapmıyor. Bunu yapmazken de güvendiği tek şey oradaki güvenlik bürokrasisi, güvenlik politikaları. Çünkü devlet bir kere Kürt halkına karşı, Kürt halkının her türlü demokratik, ekonomik ya da siyasal taleplerine karşı onlar bir terörist yaftasıyla yaklaşıyor. Dolayısıyla Kürt'ün her türlü talebini terör talebi olarak baskı altına almaya, onların bu haklarını terörize etmeye çalışıyor. Şirket de bu ortamdan yararlanarak orada yapması gereken, yerine getirmesi gereken, kendi sözleşmelerinden gereği yapması gereken işleri yapmıyor. Dolayısıyla bu yapmadığı işlerde hem kamunun yerine getirmediği işler hem şirketin yerine getirmediği işlerden dolayı da her yıl yangınlar yaşanıyor ve bu yangınlarda ilk kez işte 13 kişinin ve yüzlerce hayvanın canına mal oldu. Çok büyük bir felaketle sonuçlandı. Burada çok açık ki iktidar ve onun yandaşı olan şirket DEDAŞ bu işin bir numaralı sorumlusudur. Bütün bu ölürlerden sorumlu olanlar iktidar ve yerel bürokrasi ve şirkettir. Dolayısıyla da bunun hesabını da bunlardan sorulması gerekir. Ya burada bir temel bir olguya değinmek gerekiyor. Artık devlet dediğimiz zaman kamusal hizmetleri yerine getiren, Dolayısıyla kamunun ihtiyaçlarını düşünen, toplumun ihtiyaçlarını düşünen, onların sorunlarını çözen ya da onların sorunlarını çözmek için harekete geçen bir kamu ve devlet olgusu artık ne Türkiye'de ne de dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunun yerine artık karşımızdaki kamu ve devlet olgusu tamamen şirketlerin çıkarlarını odaklanmış, onunla da angaje olmuş. Dolayısıyla ancak şirketlere kar getirecek işleri ve planları, projeleri geliştiren bir devlet. Dolayısıyla bu devlet ne depremde gördüğümüz gibi enkaz altında kaldığımızda, ne yangınlarda, ne pandemide olduğu gibi sağlık sorunlarıyla karşılaştığınızda artık halkın yanında olan bir devlet değil, tamamen halkın karşısında, halkına düşman bir devlet olgusuyla karşılaşıyoruz. Bölgede bunu ekstra olarak Kürt sorunundan kaynaklanan bir ekstra rolleri de var. Kürt halkına ve Kürdistan'a bir sömürge gözüyle bakıyor ve en iyi Kürt, ölü Kürttür yaklaşımıyla yaklaşıyor. Dolayısıyla oradaki Kürt'ün hastalıktan ölmesi, yangında ölmesi, Kürdistan coğrafyasının çoraklaşması, Kürdistan'daki ormanların yok edilmesi bu devlet için herhangi bir kayıp anlamına gelmiyor. Ve örneğin bugün gene Hakkari'de karşılaştığımız kayyum meselesi de aslında buna benzer bir şey. Halkın iradesini, kendi kanunlarını, kendi anayasasını bile hiçe sayarak fiili bir şekilde oraya kayyum atamayı gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla buna karşı verilecek mücadelede kuşkusuz demokrasi güçlerinin, halk güçlerinin örgütlülüğünün, örgütlü mücadelesinin, birleşik mücadelesinin yükseltilmesi gerekiyor. Çünkü devleti, iktidarı geri adım attıracak, onu kendi hani halkın gücünü arttıracak, halkın kazanımlarını arttıracak olan tek şey örgütlü mücadele.